Söz sırası Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap. Buyurun sana. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu kürsüye çıkınca heyecanımı yenemiyorum, kalbim şu anda ağrıyor. Gerçekten acıyor, onu söylemek istiyorum. Rahmetli Hasan Bitmez kardeşimizin sözünün bitmemesi gereken bir gündeyiz. Kendisi sağ olsaydı bugün bu konuşmayı o yapıyor olacaktı. Heyecanımı kusurumu bağışlayın. Ve sizin söyleyemediğiniz şeyleri o söylüyor olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kürsü kutsal bir kürsü. Milletin sesi olması gerekiyordu. Coğrafyamızın sesi olması gerekiyordu. Maalesef siz coğrafyanın sesi olamadınız. Olmadınız. O şekilde geldiniz. Cesur yürekli olamadınız. Bu vesileyle başta Saadet Partisi olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti ve tüm Filistin sevdalılarının başı sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Bu kürsü, muhalefet kürsüsü kutsal bir kürsü. Bu sözün kesilmemesi için biz grup olarak bir fedakarlıkta bulunduk ve bunu başa kalkmak istemiyorum. Ama bunu da her zaman yaparız. Demokrasinin Türkiye'de vazgeçilmesi olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda da her zaman desteği vermeye hazırız. Onu tekrar söylemek istiyorum. Üzerimize çok ciddi bir sorumluluk doğdu ve bu sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyordu. Şimdi değerli arkadaşlar, bu kürsüde konuşan Hatibe, rahmetli Hasan Bitmez'e, siz Hasan Bitmez'e konuşmasını istemediniz ama sözünü şey yaptınız, titriyorum, ellerim titriyor ama bu kürsüde bakın. Bu kürsüde siz kimleri konuşturdunuz? İsrail Cumhurbaşkanı'nı konuşturdunuz. Ne demişti? TVM'de İbranice konuşturun demişti. Bu bir yerlere ders olur mu? İbranice konuşmasına izin verdiniz, İngilizceden geçip İbranice. Aynı kürsüde bakın ne olmuştu? Alkışlamıştınız. Kimdi? İsrail Cumhurbaşkanı. Alkışladınız. Şimdi bu kürsüde benim onun ötesinde bir söz söylememe gerek yok. Hasan Bitmez kardeşimizin o günkü konuşmasını aynen okumak istiyorum. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Erdoğan başbakan olur olmaz ABD'ye koşup oğlunun okuduğu Harvard Kennedy School'da 5 Şubat 2004 tarihinde bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında çok önemli cümleler var. Bu cümleleri size takdim edeceğim. İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacaktır. Türkiye, ABD'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Şu anda %36'sı Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşam alanıdır ve belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz. Erdoğan'ın kurduğu cümleler ve taahhütlerinizin tamamı Siyonizmin, ırkçı emperyalizmin, küreselcilerin hatta hakimiyetini kurmasını ve tahkimleştirmesini temin eden bir yaklaşımdır. Bu çerçevede Büyük Orta Doğu Projesi'nin yani Büyük İsrail Projesi'nin eş başkanlığını Yemen ve İtalya başkanlarıyla beraber kabul ettiniz. Yetmedi, İspanya Başbakanı'yla birlikte Medeniyetler İttifakı'nın eş başkanlığını kabul ettiniz. Evet, Büyük Orta Doğu Projesi Büyük İsrail Projesidir ve bu proje birlikte çalıştığınız ABD Dışişleri Bakanı eski Condoleezza Rice'in ifadesiyle Orta Doğu'daki 22 ülkenin sınırlarını ve yönetimlerini değiştirmek üzere tasarlanmış Siyonist küreselci bir projedir. Türkiye'ye döndüğünüz 16 Şubat 2004 tarihinde Fatih Altaylı'nın teke tek programında bizim BOP eş başkanı olarak Kuzey Afrika ve genişletilmiş Orta Doğu Projesi'nde bir görevimiz var dediniz. Ve iktidarınız boyunca da buna uygun dış politika sergilediniz. BOP eş başkanlığı çerçevesinde ilk hataladığınız ABD'yi dost ve stratejik olarak kabul etmenizdir.
Bununla birlikte ABD'nin Irak'ı işgalini siz ön ayak oldunuz. Yetmedi, genç Amerikan askerlerinin ve subaylarının ülkelerine sağ salim dönmesi için de dua ettiniz. Irak'ı talan edildi. İnsanlar öldürüldü, kadınlara tecavüz edildi. Saddam bir bayram günü asıldı, idam edildi. Suriye'ye diz çökertme projesine de siz yardımcı oldunuz. Bugün Suriyeliler perişan. Yüz binlerce insan öldü. Milyonlarca insan göçmen oldu. Suriye'de bölünme aşamasına gelindi. ABD bölgeye yerleşti. Terör örgütleri Suriye'de cirit atıyor. Libya desteğiniz de NATO müdahalesiyle birlikte istikrarsızlaştırıldı. Kaddafi insan onuruna yakışmayan bir şekilde öldürüldü. Kardeş kardeşe kırdırılmak isteniyor. Hatta kargaşa devam ediyor ve Libya'nın petrolleri maalesef emperyalistlere kullandırılıyor. Yemen'de iç savaş mezhep fitnesiyle, bahanesiyle devam ettirmeye çalışıyor. Birçok konuda Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte oldunuz. Bir başka İsrail aşkınızın ve Filistin ihanetinizin belgesi şu meşhur Mavi Marmara davası ile ilgili İsrail ile anlaşma yaptınız ve 20 milyon dolarlık tazminat değil, orada ex gratia yani lütuf olarak İsrail'den bunu kabul ettiniz. Kudüs'te ve Ankara'da bir anlaşma imzalandı, Tel Aviv'de değil, Kudüs'te. İlk siz tanıdınız. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi bu anlaşmaya istinaden yargılanan İsrail Genelkurmay Başkanı ve 4 sanığın yargılanmasını takipsizlik kararı verdi sizin sayenizde. İsrail Filistin'de soykırım yapıyor, Gazze'de soykırım yapıyor. Biz diplomatik ilişkilerinizi kesin, gemi göndermeyin dedik. Gönderiyorsunuz, hatta diplomatik ilişkilerinizi kesmiyorsunuz. Ama İsrail sizi adam yerine koymuyor, kendisi bunları çağırıyor. Bir taneniz çıkıp da gemi gitmiyor diyemiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, İsrail'e destek verenler yarın insan içine çıkacak yüz bulamayacaklar. Siz de bulamayacaksınız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 13 ülke İsrail'le barış, İsrail'in ateşkes yapmasını talep etti. Sizin dostunuz olan Amerika bunu veto etti. Hiçbir şey yapamadınız. Yapmıyorsunuz, yapmayacaksınız da. Irak'ta koalisyon güçlerinin işini bitirmesi için imkanlarınızı seferber ettiğiniz gibi bugün de gemilerle uçaklarla İsrail için lojistik imkanlarınızı aynı şekilde seferber ediyorsunuz. Konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Değerli arkadaşlar, o konuya girmek istemiyordum ama Hasan Bitmez kardeşimizin vefat ettiği saatlerde, bizim ciğerimizin yandığı saatlerde birileri ciğer yakıyordu dışarıda. Bunu da esefle kınıyorum. Bakın belgeler konuşuyor. Tek tek de söyleyeyim. Türkiye'den İsrail'e NATO onayı. Siz onayladınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan vakit geç kalmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak şekilde denetlenmeli. Veto etti. Binali Yıldırım, iş sürük değişikliği bu hafta adım atılacak İsrail'le ilgili, İsrail'le anlaşmayla ilgili. Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin İsrail'e gittiği ortaya çıktı. İşte gemilerin tam listesi var. Bunların hepsi belgeli. İsrail Türkiye'den diplomatlarını geri çekti. Siz devam. Hakan Fidan'dan ilginç savunma, İsrail'le ilgili ilişkiler Filistin davasına zarar vermiyor. Ya bu ne? Yüzünüz kızarmıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çıkartma gemilerimiz Akdeniz'e açıldı. Kıbrıs Barış Harekatı. Bir sayın vekilimizin verdiği şey Ankara ve Kudüs size bir şey hatırlatıyor mu? Balkon konuşmalarında bir cümle geçiyordu, hatırlıyor musunuz onu? Siz iktidarı kazandığınızda, seçimi kazandığınızda diyordu ki Sayın Erdoğan, bugün Ürdün, bugün Yemen, bugün Riyad, bugün Libya sevinç gösterileri yapıyorlardı. O coğrafya şu anda kan alıyor sayenizde. Ve Filistin'de
ve İsrail'de, El Halil'de, Eriha'da, Ramallah'ta, Gazze'de dökülen her kanda sizin eliniz var, sizin bulaşığınız var. Dökülen her damla kanda, ölen her çocukta sizin elinize de o kan bulaşıyor. Buna inanıyorum. O coğrafya görmüş. Buyurun, buyurun. Refah kapısını geçebildiniz mi? Bir tane yardım gemisi, bir tane tek bir şey ulaştı mı? Endülüs, Endonezya hastaneleri yerle bir edilirken, çocuklar elektriksiz hastanelerde ölürken siz neredeydiniz? Ya şaka gibi. Hakan Fidan'ın Romanya Dışişleri Bakanı'nı araması, başka bir ülkeyle temas kuramaması, Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin başkanlık düzeyinde Kudüs'e gittiği zaman siz Sayın Özgür Özel söylemişti. Gelin hep beraber gelin Refah Kapısı'nın orada gidelim, hepimiz gidelim ve dünyaya tepkimizi gösterelim. Ama şunu tekrar söylüyorum. Orada dökülen her damla kanda AK Parti iktidarının payı vardır. Elinizdeki o kanı temizleyemezsiniz. Buradan Hasan Bitmez kardeşime tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Onun konuşmasının olduğu her dakika